Herkese merhabalar. Fizik 1 final soru çözümü 6. videomuz balistik sarkaçla alakalı bir soru. Soruyu okuyalım diyor ki kütlesi 5 gram olan bir mermi yay sabit k eşittir 200 newton bölü olan ve denge konumundan x eşittir 20 santim sıkıştırılmış olan bir yayla fırlatılıyor. Sürtünmesiz şöyle burayı yazalım. Sürtünmesiz zeminde ilerleyerek kütlesi 135 gram olan ipin ucuna asılı böyle, saplanıyor. Mermi blok sistemi yerden en fazla ne kadar yükselebilir? Önce bir soruyu şekillendirmemiz lazım, modellememiz lazım. Burada bir yay olduğunu söylüyor ve yaydan 20 santim ya 20 santim sıkışıp mermiyi atacakmış. O zaman şöyle bir taban çizebilirim ve şu bölgeye yay diyebilirim. Yayı da şöyle gösterebiliriz sıkışacağını belirtmek için ve şu kadar 20 santimlik yani buraya da x dersek 20 santimlik bir sıkışma olmuş. O zaman mermi de burada olması lazım ki o sıkışan kısımdan kinetik enerjiye dönüştürsün. Peki bu mermi bu doğrultuda gelecekmiş. Bir tane bloğa saplanacakmış. Bu blok da yerdeymiş. Yerde olduğunu bize söylüyor. Ve bu blok bir yere asılı olsun. Haliyle aynı momentumda olacağı için mermi ile blok birbiriyle aynı şekilde hareket edecek. Yani beraber hareket edecekler momentum aynı olduğu için. Ve bu mermi ister istemez birazcık yükselecek. Mesela şöyle gösterelim onu da. Şimdi diyor ki bana buradaki en fazla yüksekliği yani H ne kadardır diye soruyor. En fazla yükseklik dediği kinetik enerjinin bittiği potansiyel enerjinin en yüksek olduğu kısımdır. Yani o zaman şuraya V son dersen burası sıfır olacak. Tamam şimdi bunları anladık. E, mermimiz de e, mermiyi de şuraya yazalım. M olarak küçük m olarak gösteriyorum 5 gram. Ve blokta 135 grammış. Onu da büyük M olarak gösteriyorum. 135 gram yazıyorum. E şimdi soruyu modelledik ve artık başlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus gram cinsteki birimleri kilograma. Bu çok büyük hatadır. Santimetre cinsindeki birimleri de metreye çevirmemiz lazım. Yoksa bu ikisini yapmazsak çok basit bir hatadan dolayı e, sorunun tamamen gitmesine sebep olursun. Şimdi birazcık aşağı alıyorum e, ve başlayalım hesaplara dedim ki sürtünmesiz dediği için enerji korunumu olacağını biliyorum. Toplam e, delta eşittir sıfır diyorum. Haliyle e, ilkin en sona eşit olduğunu biliyorum. Peki E ilk nedir? E ilk e, yaydaki bir enerjidir. Yani yay sıkışacak. Yani yayın benim şöyleydi. Gelecek bu buraya kadar sıkışacak. Şuraya 20 santim sıkışacak. E burada bir güç birikti. Bir potansiyel enerji birikti. E dikkat ederseniz yayda bir hareket söz konusu değildir. Asıl yayın e, e, espirisi orada güç depolamasıdır. Yani potansiyel enerjidir. E potansiyel enerjinin formülünü de biliyorum. 1 bölü 2 k x kareden çıkar. Şimdi e son diyor. Halinde bu potansiyel enerji sıkışan serbest kaldığında mermiyi fırlatacak. Mermi fırlayınca mermi bir hareket edecek. O yüzden burada da kinetik enerjimiz mevcuttur. 1 bölü 2 ve kare ama V'ni V0 merminin ilk hızı olacağı için V'yi sıfır olarak göstermek zorundayım. Ee, en son olarak da bildiğimiz üzere momentumla da gösterebiliriz. Momentum'u da göstermek istersek p sıfırın karesi bölü 2M yaparız. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada P0'ı bulmam lazım. P0, ha, bileceğiniz üzere P en çarpı V'dir. Bu yüzden ben burada P0'ı bulabilirsem daha sonra beraber çalıştıracağım mekanizmada şu mekanizmada bu P0'ı tekrar işleme koyabilirim. Birazdan anlayacaksınız ne demek istediğimi. P0 ne olabilir? Buradan ikiler sadeleşir. Ve kare kök içerisinde gerekli işlemleri yaptığınızda görürsünüz. K çarpı M çarpı X kare çıkar. Şimdi burada P0 e o zaman ne oluyor? K ne? K'mız yay sabitimiz. Yani 200. Şimdi asıl önemli olan kısma geldik. Burada M kütle. 5 gram demeyeceksiniz. 5 gram derseniz çok basit bir hatadan dolayı bütün soru gider. Bunu demiştim biraz önce. Yani şu bölgede bunu demiştim. E burada ne diyeceğiz o zaman? 0.005 birim olarak kilogram. Ve çarpı burada da 20 santim demeyeceğiz. Metre diyeceğiz. 0.2 metrenin karesi olacak. Burada gerekli hesaplamaları yapıyoruz. Burada video uzamasını yapıyorum dediğim gibi. P0 0.2 çıkıyor. Peki birim olarak ne? Birim olarak M çarpı V'den M'den kilogram alacağım. V'den de metre bölü saniye alacağım. O zaman kilogram çarpı metre bölü saniye olur. E şimdi ben P0'ımı buldum. Güzel. Şimdi bir soruya tekrar çıkalım. Diyorum ki ben şu bölgedeki şu bölgedeki P sıfırımı buldum. O zaman şu bölgede artık bir enerji korunumu yapabilirim. Bu enerji korunumu yapabilmem için şurada momentumdan bildiğim toplam M yani bu sonuçta M ama iki tane şey olursa toplam M olacak. Bunu etki demem lazım. Şimdi onu yapalım. Diyorum ki toplam momentum yani delta momentum değişimi sıfır. O zaman Toplam momentum değil, Toplam enerji korunumu yine sıfır. Sürtümesiz olduğunu biliyoruz. Dikkat edelim oraya. Yine E ilk. E son yazıyorum. Ve diyorum ki bu sefer şurada ki formülümü yazayım. P0 kare bölü 2 m Ama bu neye eşittir? P0'ın karesi bölü 2 küçük m artı büyük m'dir. Neden? Çünkü tekrar yukarıya geliyoruz ve diyoruz ki artık mermi buraya saplandı. Yani şurada büyütürsek bu modeli şöyle olacak. Ve kutunun ağırlığına biz büyük M demiştik. Merminin ağırlığında küçük M demiştik. O zaman M yani kütle diyelim ona kütle büyük M artı küçük M olur. Şimdi bunu da gördüğümüze göre artık soru rahatlıkla çözülebilir. P0'ın karesi bölü 2M artı M yani küçük M artı büyük M ne eşit olacak? Şu sistemde yukarıya doğru çıktığı için bir potansiyel enerji olacak. O potansiyel enerjiyi nasıl göstereceğiz? Normalde m çarpı g çarpı h olarak gösteririz. Ama bu m orada küçük m artı büyük m olarak gösterilecek. O yüzden küçük m artı büyük m diyorum. Çarpı g çarpı h diyorum. E şimdi burada neler gidebilir? Önce bir h'ı zaten h'ı soruyor bize. H'ı bir tek başına bırakalım. Şuradan P0'ın karesi, karesi gelir. Şuradan P0'ın karesini aldım. Altta da 2 M artı küçük M artı büyük M ortak olduğu için ve 2 ile G'yi de şöyle yazabileceğim için 2G küçük M artı büyük M kare diyorum. E P0'ı biliyorum. P0 0.2'nin karesi bölü 2 çarpı ağırlık e, yer çekimi Çarpı küçükme 0.005 kilogramdı, büyükme de 0.135 kilogramdı ve bunun karelerini aldığımızda hashim bana 0.10 çıkıyor. Peki birim olarak ne? E, birim olarak burası metre bölü saniye karedir. Burası kilogramdır. Burası kilogramdır. Burası kilogram bölü kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Burada bir şey yok sabit sayı. O zaman bunlar gittiğinde, şöyle götürdüğümüzde kilogramlar gidiyor ve imemiz metre kalıyor.